Herkese merhabalar. Ben Bilge Sukaradeniz. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta yine güzel bir konumuz var. Sevgili Ayça Ceren, sosyal medya marka danışmanı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler, nasılsınız? Ben deyim. Çok teşekkür ediyorum. Ayça ile çok güzel içerikler konuşacağız. Sosyal medyada nasıl fenomen olabiliriz, neler yapabiliriz, nasıl içerikler? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Ve şunu sormak istiyorum. Sosyal medyayı biliyorsun. Artık çağ oraya gidiyor. Sosyal medya hayatımızı nasıl etkiliyor? Yani hayatımız çok çok büyük oranda etkiliyor şu anda. Bir yemek yerken, bir çay içerken, normal bir alışveriş yaparken artık herkes dijitalleşti. Tüm herkes dijital platformlarda ilerlemeye başladı. Bir bakkalın bile şu anda, bir marketin bile bir sosyal medyası var. Oradan sipariş alıyor. Şu anda her şey dijitalleşmek üzere. İyi konuşamadım yalnız. Yok, gayet güzel konuşuyorsun. Yani şunu demek istiyorum. Evet, çağ sosyal medyaya gidiyor. Sen burada nerede devreye giriyorsun? Çünkü o Yani kadar çok bilgi kirliliği ya da o kadar çok işte içerikler, işte herkes dediğin gibi kendisinin evet. orada işini gücünü pazarlamak istiyor. Nasıl sıyrılınabilir mesela? Yani daha çok biz para kazanma nasıl olur diye sosyal medyada bu noktada ilerliyoruz. Yani biz sosyal medyada artık her şey değişmeye başladı. Bir insanlar orada para kazanmak için bize danışıyorlar. Biz neler yapabileceğimizi ilerlemeye çalışıyoruz. Bir takip söz konusu oluyor. Ondan sonra insanlar birazcık daha platformlarda ilerledikçe satış yapmaya başlıyorlar. Satışların ürünlerini koymaya çalışıyorlar. Biz de o noktada yardımcı oluyoruz. Peki bu şeyler için ne düşünüyorsun? Çok görüyorum bazen mesela Instagram'da takipçisi 500 bin ama like'lar 100-200. Belli ki işte alınma oluyor. Beğeni, like alma, işte takipçi satın alma. Bu konu hakkında fikrin ne? Yani bu konu hakkında bunun hizmeti de verdiğim için Öyle kötüleyemeyeceğim. mi? Ama bu Bak konu bunu hakkında bilmiyordum. ya tabii ki Mavi Tiki'de parayla alabiliyorsun. Takipçi, beğeni, izlenme bunları da parayla alabiliyorsunuz. Ama öyle bir aslında Instagram'ın bug'ı var ki Türk takipçi de satın alabiliyorsun. Yani istediğin zaman organik takipçi de satın alabiliyorsun. Bu da insanların biraz daha takipçim yüksek olsun ama görünüm daha farklı olsun diye istedikleri için de satın Peki alıyorlar. o takipçiler sonrasında mı listeden çıkıyorlar? Yani çıkınca da destek olarak asıyoruz biz tekrardan. Ha, Yani ben çıkıyor mesela tabii ki. kendim hani kendi hesabımdan takipçi satın almadım. Zaten izleyenler de hani biliyorlar 18 bin mine takipçim var. İstesem alırım. Dedim ki ben kendim ne yapıyorum onu göreyim. Bir ara böyle mavi tık için acaba mı dedim ama o mavi tık da yine herhalde parayla alınan bir şey, Yani öyle tabii ki başarıyla değil de parayla alınabilen bir şey. Mavi Tik zaten çok çok ayrı bir şey. O konuya hiç girmek istemiyorum ama normal bu beğenidir. İzlenmedir bunları satın alabiliyorsunuz ve öyle bir takipçiler atabiliyoruz ki biz siz bile anlamıyorsunuz ne olduğunu. Normal Türk takipçileri, normal işte 500-600 posta olan insanları bile atabiliyoruz şu anda. İlginçmiş. Peki şöyle bir şey de vardı. Instagram takipçi satın alınan hesapları işte mimliyor. Mimledikten sonra da seni keşfete çıkartmıyor, algoritmanı düşürüyor, sakın almayın diye bir şey de var. Yani tavsiye etmiyoruz açıkçası ama insanlar o kadar çok istiyor ki takip sayıları, beğeni sayıları arttıkça kendilerinin popülaritesi arttıklarını düşünüyorlar ve kendilerini daha iyi hissediyorlar. Ben önermiyorum firmalarımı ve şahıslara ama alıyorlar. Yani istiyorlar almak. Yani bir beğenme sayısı arttıkça kendilerini daha iyi hissediyorlar. Bir de makyaj yapmak gibi düşünün bunu. Peki, iyi bir içerik nasıl oluşturulmalı sence? Ya bu çok detaya giren bir konu aslında. İyi bir içeriğin oluşması için firma ne istiyor? Yani firmanın bütçesi değil. Biz bütçeyle çalışmaktan ziyade daha çok sonuç çözüm odaklıyız. Çünkü çözüm odaklı olunca da firmayla aynı dili konuşabiliyor muyuz? Ürünle aynı dili konuşabiliyor muyuz? Buna bakıyoruz. İyi bir içerik oluşturmak için açılar, gireceğimiz platform, yapacağımız reklamlar, olacak şeyler bunlar çok çok önemli. Yani o yüzden de evet biraz zor. Hani nasıl sıyrılır? Mesela bir markam var diyelim. Bu markadan çok fazla hani çeşit var. Orada hani Instagram'a gerçekten reklam vermek çok önemli mi? Yani o reklamı vermeden sıyrılamıyor musun? Bu o kadar değişik bir şey ki o algıda seçiciliği yaratmak için hani ne yapmak gerekir de o markadan mesela çay markası. 10 tane çay markası var. Nasıl sıyrılabilir? Hani çevren vesaire arkadaşların bu tamam hani bu kişinin kişisel şahsi durumu. Sosyal medyada sıyrılmak için sürekli reklam mı? Şimdi artık şöyle bir algı da var mesela hani ünlüler de hani böyle programlar vesaire işte hikayelerini paylaşıyorlar ya. Herkes şunu söylüyor. Belli diyor. Para almış ve bunun reklamını yapıyor. O yüzden ben bunu almamayı tercih ediyorum diyor. Şimdi artık böyle bir şey de var. Ya Bu nasıl sıyrılır yani? bunun için işte 60 saniye içinde yani 1 dakika içinde bunu reklamını yaparken çok çok zor aslında bakarsanız. 60 saniye içinde ürünü tanıtman gerekiyor. Zamanla yarışıyorsun. Zamanla yarışıyorsun bir nevi. Ve bu
daha nasıl iyi olabilir, daha nasıl satış yüksek olabilir diye bunu övmesi gerekiyor. Mesela evet, kullanmayan da var ama kullanan da çok fazla var. Hı-hı. Ama artık insanlar öyle bir algı şey yapmış ki hani bu kullanmıyor, para alıyordur diye düşünüyorlar ama aslında pek olarak da öyle değil. Hı-hı. Ama genelinde öyle. Genel öyle, evet, para kazanıyor. Hem bu ürünü kullanarak para kazanıyor. Zaten atıyorum bir maske, yüz maskesi olarak düşünün. Yarısı inmiş, yarısını kullanmış belli. Yarısını da yerine sürmeye çalışıyor. Hı-hı. O yüzden kullanan da var, kullanmayan da var. Bunlar hani değişiyor ama evet, para alınıyor. Çok da güzel bir sektör bu. İnsanlar. Tabii. alan memnun. İşte hani bir şekilde o tarzda şey. Ama yani. Şöyle bir şey de var. Mesela atıyorum reklamlı yazmazsa, oraya bir içerik olarak yazmazsa da bir vergi dilimine katılarak da oradan da zarar da var açıkçası. Yani siz paylaşıyorsunuz atıyorum. Sonrasında size vergi dilimi çıkabilir bir anda. Eğer yazmazsanız şey onu hashtag içinde. Instagram. Evet. Ücretli ortak. Evet. Tüm platformlarda ücretli ortaklık yazmazsanız Instagram daha çok şu anda hatta özel düşünüyor. Oradan bir vergi diliminden bir ceza çıkabiliyor size. Ha, onu yazmanız gerekiyor demek yani. Demek ki o zaman herkes hani işiyle ilgili hani böyle yapıyorsa reklamlara dikkat etmeli. Evet. Hangi mecra daha güçlü? Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Instagram ölmedi. Ya Instagram hiçbir zaman ölmez. Bence de. Ölmez Instagram. Ama inanır mısınız, TikTok şu an o kadar güzel ilerliyor ki. Yani bir şarkı grubu biliyorum. O kadar senelerde çalıştılar, o kadar çok didindiler, o kadar çok çabaladılar ama tutunamadılar. TikTok'tan saçma sapan bir video patlattı onları şu anda. Şu anda Spotify'da ilk 5 numaradalar. Orada da yine şey oluyor değil mi? Kazan. Ya kazanç değil. Orada viral oluyorsunuz. Fenomenlik değil. Oradaki şarkıyı bir işte biri çıkıyor. Şarkıyla alakalı bir şey yapıyor. Oradan viral oluyorlar, patlıyorlar, gidiyorlar. Hı-hı. Yani şu anda TikTok daha çok. Yani TikTok ve Instagram yarışıyor diyebilirim şu anda. Snapchat de Arap ülkeleri çok kullanıyor. Şimdi bir ara Snapchat çok popülerdi ama artık Instagram'da o zaman hikaye olayı yoktu. Evet, olayı artık yoktu. Daha çok seviyorum. Instagram bir o hikayeyi başlattı. Snapchat Türkiye'de bence biraz daha bir alt seviyeleri indi diye düşünüyorum. Yani Arap ülkelerine daha fazla. Türkiye'de de artık çok fazla Arap olduğu için Snapchat'te yani Instagram, TikTok, Snapchat diyebilirim şu anda. Twitter zaten artık kalmadı. Peki diyelim ki bir kişi çıktı kendi işiyle ilgili. Ben mesela yazar ve eğitmenim, danışmanlık yapıyorum. Biliyorsun sen de zaten. Kendi adıma sorayım mesela. Şimdi hani aklıma geldi. Gerçekten hani daha böyle doğru kitleye ulaşmak için bana ne önerirsin? Mesela Instagram'da ben ilk kitabım çıktığında böyle 20'li adresler var. Şimdi sürekli kitap paylaşımları yapıyorlar. Şarkılar, sözler vesaire. Ve oraların kitleleri iyi olduğu için de senin bilinirliğin artıyor. Benim gibi birisine ne önerirsin? Reklam vermesi gerekiyor. Yani bu influencer marketing olabilir, Google reklamcılığı olabilir. Reklam vermesi lazım. En iyi şirketler bile, atıyorum Coca-Cola. Coca-Cola bile günümüzde şu anda milyonlarca reklam veriyor. Reklam herkesin ihtiyacı var. Yolda yürüyün, yere bakın, yerde bir yapıştırılma sticker'lar görüyorsunuz. Reklam verilmiş. Reklam hayatımızda her yerde. Var. O yüzden reklam vermeniz gerekiyor. Sen bilinen mesajlar bile var. Evet, evet. Zaten anlamıyorsun. Mesela şu an birazdan telefon açıp baktığımızda krem dediğimiz için krem reklamları çıkabilir. Yani hayatımız her yerine reklam var artık. O yüzden reklam vermeniz gerekiyor. Bir de birazcık da aktif kullanmanız gerekiyor sosyal medyayı. O doğru. Mesela şöyle bir şey de söylüyorlar. Diyelim ki 2 gün, 3 gün post girmedin, hikaye girmedin. Instagram'dan takipçi çıkıyormuş ve Instagram senin algoritmanı düşürüyormuş. Bu doğru mu? Yani ya aslında pek doğru değil. Bir şey paylaşmak durumunda mıyız? Şimdi öyle bir şeye getirdi ki bizi sosyal medya. Bir şeyler yapayım. Evet. Ay şunu da koyayım. Bazen insanın canı bile istemese ay takipçi gitmesin diye oluyor. Hani şimdi birçok arkadaşımla hani konuşuyorum. Ay koyayım da hani o şey kalsın diye. Göz önünde olmanız gerek. İçerik üretirken zaten insanlara faydalı. İnsanlara ne yapılabilir? Mesela atıyorum siz şu anda bir Vivaldi dinleyen birini görüyorsunuz bir fenomenlerden. Aslında bir PR çalışması. Vivaldi dinlemiyor. Biz ona Vivaldi dinlemesi gerektiğini söylüyoruz. Oradan açıyor insanlara hitap etmesi için. Aslında yoga yapmıyor. Yoga yapıyormuş gibi gösterenler de var tabii. Bakar mısınız? Ne dünyalar ne dünyalar. Hiç sevmediği bir yemeği yemek zorunda kalanlar da var. Bana 2 sene önce böyle işte çalışmak için konuşmuştum. Şey demişlerdi. İşte 14 Şubat geliyor. Kar da yağıyor. İşte kırmızı elbise giyeceksin. Çıplak ayaklarla karda kitabını işte okuyacaksın. Dedim ki hani bu benim ne işime yarayacak? Çok güzel bir içerik aslında. Dediler ki çok işine yarayacak. Yani böyle şeyleri... Ben bunu kullanırım. Bizim insanımız hani ne düşünüyor sence orada? Aa işte yazar bir kadın karda çıplak ayakla oturmuş kitabını okuyor. Hani o ne gibi bir şeylik yaratıp fenomenlik
yaptırabilir ki bana? Yani sence? Ne gibi yaptırır? Kırmızı zaten algı seçicilik bir renk olarak akılda kalıyorsunuz. Hmm. Yani karda çıplak ayakla yürümenizde sizin doğru. insanlara cesaret veriyorsunuz. Hmm. Yani bu yönden bakıldığında çok güzel bir içerik dediğim gibi ben bunu bir dahaki sene danışanlarıma kullandırayım. Benim içeriğim olmaz yapmadım sana da yaptıralım. peki son bir soru soruyorum. Hı-hı. Sosyal medyanın saati var mı gerçekten? Saati var. Yani sosyal medyanın saati en çok da sosyal medyanın saati var diyebilirim. Daha çok bunu hani Instagram, Facebook, YouTube gibi mi bağlayalım yoksa sadece Instagram üzerinden mi konuşalım? Tüm mecralardan bağlayalım. Benim yaptığım diğer işlerde de aynı şekilde öyle. Sabah kalktığınızda yüzümüzü yıkamadan önce ne yapıyoruz? Artık telefonumuza bakıyoruz. Yüzümüzü yıkamadan değil, gözümüzü açar açmaz. Gözümüzü açar açmaz yani komodinden alıp bakıyoruz. Aslında çok zor ama bunu yapıyoruz. Gece yatmadan yine aynı o şekilde. Biz de bunun saatlerini aralıyoruz. Yani biz de şöyle biz 45 ülkeden de bir sürü çalışanlarımız var. Yani o iş ortaklarımız, freelance çalışanlar var aynı zamanda. Bizde bir kişi sadece bir iş yapıyor. Bu yüzden şimdi saat aralığı 8-12 arasında farklı bir kişi bakıyor. Her sektörde aynı şekilde öyle. O şekilde baktığı için saatler bizim için çok önemli. Zamanla yarışıyoruz biz. Sabah gireceğimiz post farklı, sabah paylaşacağımız hikayeler farklı. Öğlen keza aynı şekilde. Çünkü öğlen masa başı çalışan birini düşünelim. Direkt şey mola olunca ne yapıyor? Direkt telefonuna bakıyor. Oradan bizim için çok önemli saatlerde. Çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok çok güzel böyle faydalı bilgiler aldım senden. Kırmızı elbiseyi kullanabilir miyim hala? Hayır benim o benim. İnşallah sizler için de keyifli böyle güzel bir içerik olmuştur. Kendi işiniz için ve sosyal medyada gelişmek için. Bizleri yine böyle güzel içerikler için takip edin lütfen. Bilgi su kareliniz olarak yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, hoşça kalın.